Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Para Notası'nda sizlerle birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi yine piyasalara bakacağız. Allak bullak böyle bir aşağı bir yukarı. Gerçekten yani ben sizi bilmiyorum ama hakikaten piyasaları izlerken artık benim de başım dönmeye başladı. Bu biraz yaşlılıktan mı, artık yaşımızın ilerlediği için mi başımız dönmeye başladı bilmiyorum ama başı dönmeyen biri var. Hem de muazzam bir yoğunluk içerisinde olmasına rağmen bir türlü başı dönmüyor Erkin Şahin'in. Hoş geldin Erkin. Estağfurullah hocam, hoş bulduk öncelikle. Şimdi bak hemen şey yapacağım. Bir izleyiciden gelen maili okuyacağım. Hocam ben portföy ve yatırım uzmanı alıyorum diyor. Takip ettiğim 5-6 kişi var. Kendi fikirlerimle hangisi örtüşüyorsa o süreçte o ismi yoğun takip ediyorum. Erkin Bey, son süreçte yoğun takip ettiğim kişi ve huzurunuza teşekkür etmek isterim. Varsayımlarını nakış işler gibi işledi ve oyun planını ortaya koydu. Birçok bilgi bombardımanına ve tuzağa rağmen kendi doğrularını ısrarla savundu. Elimde son düşüşte oluşturduğum hisseleri tuzaklara düşmeyerek onun fikirlerini savunduğum için verdim diyor. Teşekkürler diyor. Ben Erkin, teşekkür ederim Turgut, bu güzel. Turgut Cin yazmış bunları. Mesaj için Turgut Bey. Evet. Diyor ki bu fikirler bana bazen zarar ettirse de yine teşekkür ederim. Çünkü benim de hemfikir olduğum düşüncelerdi ve çok netti diyor. Evet, aslında burada benim çok hoşuma giden bir şey oldu. Şimdi yayına girmeden önce okuyunca önemli olan, sadece ve sadece önemli olan bir, yani böyle piyasalarda evvelsi gün bir yazı yazdım. İnsanlara dedim ki ya ne olursa olsun yani piyasada siz isterseniz de istemeseniz de beyin otomatik olarak en tepeyi arar veya en dibi arar. Şimdi aldığım yerden itibaren daha fazla düşmesin, yükselmeye başlasın. Bu dibi aramak demektir. Veya ben sattıktan sonra tekrar yükselmeye devam etmesin, düşmeye başlasın. Bu otomatik olarak piyasayı izleyenlerde ciddi bir defect diyeyim, yani ciddi bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Bu şöyle akıllıca bir stratejiyi bertaraf ediyor. Yani çok akıllıca bir stratejiyi sırf beynin bu zaafı nedeniyle uygulayamıyoruz yatırımcılar olarak. O da şu, yatırımcı daha pozisyonu açarken ne kadar zarar edeceğine karar vermesi gerekiyor. Hiç dilim varmıyor söylemeye ama Erkin, sonuçta bu piyasalarda gerçekten hareket yapabilmek, hele ki vadeli işlemler kaldıraçlı piyasalarda ve FX piyasalarında, Forex piyasalarında adeta bir Rus ruleti oynamak gibi bir şey. Aslında emin ol, kumar oynayan adam yatırımcıdan daha akıllı, biliyor musun? Çünkü o koyduğu paranın ne kadar paranın gideceğinin farkında. Fakat beynimiz o kadar optimist ki, yani hep pozitif baktığı için şeylere, tüm yani ben aldıktan sonra bu yükselecek dediği andan itibaren düşeceğine inandırman artık çok zor. Düşüş başlasa bile o zarara katlanıp zararı kesmesi de çok zor oluyor. O anlamda hakikaten baktığım zaman kumar oynayan bir adam en azından ne kaybedeceğini biliyor. Kaybettiği zaman çok da fazla üzmüyor çünkü önceden bilinçaltına o mesajı gönderiyor. Ben bunu kaybedebilirim diyor. Evet. Fakat yatırım işinde öyle değil. Yatırım işinde direkt olarak kazanmaya odaklı ve B planı olmuyor genellikle. Şimdi bu mailde hoşuma giden şey şu oldu. Ne diyor Turgut Cin? Varsayımları nakış işler gibi işledi diyor. Ha, eğer bir pozisyon alacaksan varsayım yaparsın. Dersin ki şöyle olacağını düşünüyorum. Suriye'ye müdahale olacağını düşünüyorum. Fed'in 18-19 Eylül'de Eylül'den itibaren 10 milyar dolarlık azaltmasını bekliyorum. Benim için bir varsayımdır. Artı Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisini de şöyle bekliyorum. Beklenenden daha iyi gelecek dersin. Tamam mı? Bu senin varsayımlardır. Bir başkası der ki Suriye'yle savaş çıkmaz ama FED aralığa erteler. Tarım dışı istihdamda beklenenden çok kötü gelir diye bir varsayım yapar. Şimdi bu varsayımların tutarsa, zaten pozisyonun doğrudur. Fakat
pozisyon yanlış olması, doğru olması tamamıyla senin varsayımlarının tutmasına bağlı olduğu için. Evet. Senin varsayımlarının tutması da o kadar muğlak ki dünyada hiç kimsenin cevap veremediği bir soru. Acaba ben şu an merak ediyorum. Bernanke biliyor mu acaba Eylül'de şeye başlanıp başlanmayacağını? Yoksa o iş toplantıda mı belirlenecek? Oradaki oylamalardan sonra mı belirlenecek? Şu an Bernanke kesin olarak gelip de biz Aralık'ta başlayacağız diyebilir mi toplantı öncesinde? Evet. Yani burada bir özet yapmaya çalıştım. Yatırımcılara finansal okuryazarlığını arttırmak adına ben bunları söylüyorum. Gördüğüm en büyük yanlışlar olduğu için yani bir dibi aramak, tepeyi aramak. İstediği kadar yatırımcı desin, ben dibi tepeyi aramam desin. Ararsın kardeşim. Beyin öyle programlanmış durumda. Bu nedenle hakikaten şu Turgut Bey'in yaptığı stratejiye bayıldım. Herkes bunu yapmalı. Herkesi dinlediğin zaman kafan karışır. Kendi varsayımlarını koymuş. Ondan sonra birkaç kişiyi okuyor. En fazla 5-6 kişi diyor. Okuyorum diyor. Bunlardan diyor varsayımlarımı değiştirtmem gereken çok kaliteli bir bilgi gelirse benim anladığım şey o. Tam öyle söylemese de. Ona göre değiştiriyorum. Ve bundan sonra işlemimi yapıyorum ve çok rahatım. Keyifli de bir, kendisi de keyif içinde atmış zaten maili. Evet. Öyle değil mi? Evet. Çok net görülüyor. Tüm bu şeyde temel yatırımcılara vereceğim mesaj kesinlikle önce bir senaryonuz olsun ve bu senaryo tutmazsa da ne kadar zarar edeceğinize önceden karar verin. Önceden karar vermezseniz piyasa düşerken 1000 lira yatıran bir adamın emin olun 2 lira zarara geçsin. Asla onu satmak istemez. Ve zarar gitgide büyür 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 büyür. Bir gün öyle bir şey olur ki artık kramplar girer ve o gün satmak zorunda kalır. Evet böyle girdim. Bu finansal okuryazarlık bölümü olsun hadi programımızın. Ve sana yatırımcı psikolojisini çok iyi yatırımcı psikolojisi. Evet ve sana da söz vermeden böyle kabalık ettim. Kusura bakma. Konuşacağız daha çok evet, vaktimiz var. Vaktimiz var ve bundan sonra sözü sana bırakıyorum. Erkin şu genel sen şimdi nasıl bir resim görüyorsun? Şu hani nakış gibi gene bir işler misin şöyle varsayımlarını ve neler bekledin? Şimdi ben aslında genelde yukarıdan aşağıya analiz yapmayı seviyorum. Yani dünya piyasalarından Türkiye özeline gelmek daha doğru. Öyle daha doğru bir en azından strateji oluşturma imkanı oluyor. Ama önce ben Borsa İstanbul'a başlayacağım. Çünkü Borsa İstanbul'da değişik bir hikaye oluşmaya başladı. Ben de uzun zamandır negatiftim. Özellikle 70-77 bin bandında Borsa evet. İstanbul'un 70 bin bandının aşağı yönde kırılması olasılığını çok yüksek görüyordum. Hatta 65 bin, 67 bin 500 aralığını hedef gösterdik. O evet. dönem 3,5 sent olarak bakıyorduk dolar bazında. Evet. Bu bölgelere geri çekildi. Hatta 64 bin bölgesine kadar Borsa İstanbul'un geri çekildiğini gördük. Ancak evet. enteresan bir gelişme var. Şöyle ki Merkez Bankası, şimdi hep şuradan bakıyoruz olaya aslında. Türkiye'de yerli yatırımcı... dan ziyade yabancı yatırımcı bu piyasanın yönünü, tabii şeklini... Tabii %63'ü en azından belirli. Şu an 62,5-3'ü evet. yabancı yatırımcı. Şimdi yabancı yatırımcının gözünden baktığımız zaman ne görüyoruz? Türkiye'ye gelmek için ne gibi bir cazibe sunabilmesi lazım iç piyasaların? Bir kere yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelirken Türkiye'de hisse senedi alacaksa veya bono alacaksa öncelikle TL'ye geçmek durumunda. Dolayısıyla da TL dolar ya da TL euro kotasyonunun, kurun düzeyinin anlamı çok fazla. TL ne kadar değersizse Türkiye'ye giriş yaptıklarında kurdan zarar etme olasılıkları o kadar azalıyor. Dolayısıyla TL'deki son dönemde yaşanan değer kaybı bir kere hiç kuşkusuz ki Borsa İstanbul'u cazip hale getirdi. İkincisi Borsa İstanbul geri çekildiği düzeyler itibariyle de bence bir takım fırsatlar sürüyor. Yani endeks düzey olarak da. Burada tırnak içinde şeyi tabii. verelim mi? Vadeyi de verelim. Yani önümüzdeki bir hafta için mi fırsatlar sunuyor? 3 ay için mi? 6 ay için mi? 1 sene için mi? Ben şöyle söylüyorum. Aralık sonuna kadar olan vade için. Bütün evet. bunları aktarıyorum. Çünkü ama hemen değil. Suriye operasyonu sırasında Borsa İstanbul'da daha da bozulma olacaktır. Hatta Suriye operasyonunu TL negatif, biz negatif olarak nitelendirdik. Dolar pozitif olarak nitelendirdik. Altın pozitif olarak, petrol pozitif olarak nitelendirdik. Dolayısıyla Suriye operasyonu sırasında Borsa İstanbul'da biraz daha geri çekilme sen olacaktır. Sen şimdi Suriye operasyonu sırasında derken artık kesinlikle bir operasyon olacağına kesin inanmış durumdasın. Ben kesin inanıyorum.
Kongre vesaire şu an Amerika'da biliyorsun dün bu konuda çok haber vardı. Cumhuriyetçilerden destek verecek olanlar var böyle bir müdahaleye. Ama taslak şeye izin asla vermiyor. Askerlerin oraya gitmesine, evet. Amerikan askerlerinin hani Suriye'ye gitmesi, yani Irak'a gittiği gibi falan öyle bir şey yok. Sadece caydırıcı bir şey şeklinde, müdahale şeklinde. Evet, yani şu an görünen bu akşam Dışişleri Komitesi'nde onaylanacak. Dün akşam John Kerry'yi izledim ben komitede konuşma yaparken Suriye tasarısını, neden Suriye'ye operasyon yapılması gerektiğini anlatırken inanın ben bile etkilendim, şu açıdan etkilendim. O kadar hiddetlenmiş ki John Kerry. O kadar hırslanmış ki sürekli diliyle dudaklarını nemlendiriyordu. Çok ilgimi çekti konuşma sırasında. Yani su da yoktu önünde. Hakikaten oradaki ki John Kerry Amerika'da dış politika bacağında en ılımlı seslerden biri. Böylesine ılımlı seslerden biri. Bir de savaş karşıtı bir yerden. Savaş karşıtı ki eski Vietnam gazilerindendir John Kerry. Özetle bu akşam Dışişleri Komitesi'nde oylamaya gidilecek. Komite bir kere şahinlerle dolu. Evet. Dolayısıyla bu akşam komiteden çok rahat tasarının onayı çıkar. Kongrede de dün gördük ki dün gelen açıklamalarda Boyner'in açıklaması vardı ki Cumhuriyetçilerin en önemli seslerinden biri, kanaat liderlerinden biri. Cumhuriyetçilerin de bu tasarıya destek verecekleri yönünde çok iddialı bir açıklaması vardı. Kaldı ki Cumhuriyetçiler zaten bu tip operasyonlardan, savaşlardan beslenen bütün sektörler elinde bulunduyorlar. Cumhuriyetçilerin bu işe hayır deme ben lüksü yok. Lüksü olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu akşam onay geçtikten sonra 9 Eylül ve ya diyelim 10 Eylül'de kongre toplanır. O zaman bu akşam onay geçerse senin dediklerin şimdi etkili olursa yani böyle düşünürse piyasa böyle bir durumda Suriye'de savaş veya Suriye'ye bir müdahale başladığında o zaman Borsa İstanbul'da bir miktar daha geri çekilme bekliyoruz. Tabii 64 bin 68.500 hatta böyle bir 70 bin havasını yarattı endeks. Şimdi Suriye riski satışı dün başladı. Bence devam edecektir. Kimse hafta sonu yapılabilecek bir operasyon riskini Borsa İstanbul'da almaz. Dolayısıyla çarşamba, perşembe, cuma... 9 Eylül değil mi şeyinki? Kongrenin kararı. Kongrenin kararı 9'unda da olabilir, 10'unda da olabilir. O zaman cumartesi, pazar başlaması imkan yok ki. Yani 6'sı cuma, evet. 7, 8'i cumartesi, pazar, evet. Pazartesi 9'u kongre toplanacak, salı günü veya 10'unda toplanacak, salı veya çarşamba günü operasyon. Müdahale olacak. Ama oradaki havaya göre Amerika sağ gösterip sol vurabilir. Yani kongreden onay çıkacağı konusunda genel bir görüş ve kanaat oluşmuşsa eğer Başkan Obama'da şaşırtma amaçlı verilen tarihten, yani biz şu tarihte Suriye'yi seni vuracağız demekten ziyade belki sağ gösterip sol vurmak gibi bir hafta sonu operasyonu olabilir. Ama ne olursa olsun. Ben onu olasılığı düşük görürüm ya erken. O zaman kongreye ne gerek vardı diye herkes sormaz mı? Evet. Şimdi şöyle ben de aynı görüşteyim ama bir olasılık. Yani göz ardı edilmesi edilmemesi gereken bir olasılık ama ne olursa olsun pazartesi salı bir operasyon gündemde. Haliyle de bu önümüzdeki günler bence çarşamba, perşembe, cuma bugün ve hafta cumaya kadar olan süreçte Borsa İstanbul'da risk azaltma dönemi başladı. Bu dönemde BIST'e geri çekilme. Belki yeniden bir 65 bin, 64 bin bölgesine kadar geri çekilme. Kurda yeniden 2.08, 2.09 hatta 2.10'lu düzeylere kadar bir yükseliş söz konusu olacaktır. Ondan sonra da operasyon başladıktan sonra etkiyi göreceğiz. Borsa İstanbul ne kadar satış yerse 64 bin bölgesi kırılır. 60 bin hatta 55 binlere gidersek o kadar al fırsatı bence Borsa İstanbul için oluşuyor. Çünkü biraz önce onu konuşuyorduk. 3 tane faktör var. Yabancı yatırımcı bir kur seviyesine bakıyor Türkiye'ye giriş için. 2 endeksteki düzeye bakıyor. Bunların her ikisi de bence cazip. Üçüncüsü TL'ye geçtiği zaman TL'de daha fazla kontrolsüz değer kaybı olmayacağı konusunda ikna olmak istiyor. Merkez Bankası Başkanı da bunu yaptı zaten. Onu bugün biliyorsun ekonomistlerle toplantısı var. Orada ama biliyorsun sen de yani bir Merkez Bankası Başkanı'nın normal jargonunun çok dışında bir şey izledi. Hani evet. Göreceksiniz şeklinde yani faizi artırmayacağım. Dövize müdahaleyi de öyle elimdeki dövizleri de satmayacağım ama dolar düşecek. Bunun tek bir açıklaması vardı bizim için. Jackson Hole'da herhalde bir sinyal alındı. Yani bu iş aralığa ertelenebilir güçlü
bir şey mi aldı diye düşündük biz. Evet. Olabilir ama ben zaten Fed'in çok geç kaldığını düşünüyorum. Yani zaten 3. parasal genişleme külliyen yanlış bir karardı. Amerika'da 10 yıllık neden parasal genişleme yapıldı? Onu hatırlamakta yarar var. Fed faizleri indirdi. Piyasa faizleri inmedi. O zaman bir anlamı olmadı faiz indirimlerinin. Dolayısıyla piyasa faizleri insin diye tahvil almaya başladı. Piyasa faizlerini indirdi. Amerika'da 10 yıllık hazine faizleri ki bütün piyasa faizlerinin göstergesi olarak kabul edilir. 1.50-1.80 bandındayken, tarihin neredeyse en düşük seviyelerindeyken Fed gitti 3. parasal genişlemeyi yaptı. Hem evet. de tam Amerika'daki o 6 Kasım seçimleri öncesinde. Evet. Çok yanlış bir karardı. Ben Eylül toplantısında zaten dün akşamki ISM imalat endeksinde beklenenden çok iyi geldi evet, şu şartlar altında. Cuma günü tarım dışı rakamlarında bir sürpriz olmaz. Haftalık işsizlik sigortası başvuruları zaten çok net bir şekilde 150 bin ve üstü artışa işaret ediyor. Dolayısıyla Fed Eylül'de başlamalı. Başlar mı başlamaz mı? Eylül'de başlamazsa Ekim'de başlar. Ekim'de başlayacaksa da Eylül'de işaretini verir. Dolayısıyla her koşulda artık bu süreç başlıyor. Ben ama geç kaldım. Ve bu fiyatlara yansıdı diyorsun. Şöyle hocam, yani benim düşüncem eğer FED şu mesajı vermeye çalışacaktır bence. Tahvil alımlarını azaltsalar dahi, yani 10 ila 20 milyar dolarlık bir azaltıma gitseler dahi şu şekilde bir tonlamayla bunu yapacaklardır. Gerekirse yeniden tahvil alımlarını arttırabiliriz. Şartlar bozulursa. Dolayısıyla hep o bir taraftan o 10 yıllık hazine Doğru. faizleri yukarı gitmesin diye onu hep böyle söylemleriyle dengelemeye çalışacaklar. Aksiyonlarının olumsuz etkisini öyle söyleyeyim. Söylemlerinin olumlu etkisiyle dizginlemeye çalışacakları bir dönem. Ben kısmi olarak Fed'in tahvil alım programının azaltılmasının piyasalar tarafından kısmi olarak fiyatlandığını düşünüyorum. Evet, bak tweetler var. Emel diye bir izleyicimiz, yapraklar düşecekti, bahaneydi sonbahar diyor. Çok hoşuma gitti. Evet, yani sonuç olarak sen demin Turgut Cin de söylüyor. 90 bin seviyelerindeyken Erkin Bey artık düşecek, bundan sonra düşer dedi. Kendisi söylemiyor, ben söyleyeyim demiş. Sonra Puig Zagor, eskiden sen çocukluğunda Zagor okudun mu hiç? Yok okumadım. Ben okudum. Zagor, Texas Tom Mix, çocukluğumuzun şeydi. Hoşuma gitti bu şeydi. Hocam 10 yıllık ABD tahvillerinin getirilerini nasıl seyretmesini bekliyorsunuz? Tapering olacak ama büyüme yetersiz diyor. ABD 10 yıllık tahvil getirilerini nasıl seyretmesini bekliyorsun Erkin? Ben önümüzdeki yıl %3,5-4 bandına kadar yükseleceğini düşünüyorum. Yılın ikinci yarısında 2014'te yükseleceğini Şu anda da %2,87 evet. oldukça yüksek düne göre de yükselmiş. Suskun Dünya Mehmet Emirhan diyor. Küçük esnafa destek primi verilmesi düşünülüyor mu? Zira bu kesim SOS veriyor. Bu reel sektörün gerçekten çok önemli bir sorunu ve bugünlerde reel sektör hakikaten çok büyük sıkıntıda. Özellikle de şu Gezi olaylarından sonra inan küçük esnaf çok zor durumda. Ve kaynak bulma konusunda da aslında o kadar da ucuz kaynak bulamıyorlar. Bankalar gel esnaf KOBİ gel sana vereyim vesaire diyor ama yani öyle de pek maliyetler uygun değil yani bu şeyde. Geçen yıl %2'nin hafif üzerinde büyüdük. Evet. Bu yıl %4 belki büyüme. Ben 3 bekliyorum ama 3 de iyi bir oran aslında. Ama büyüyebilirsek 3 iyi bir oran. Türkiye için %4'ün altı bence resesyon. Ama genel koşulları düşünürsek, küresel koşulları, Çin bile bu kadar gerilemişken, işte Macaristan falan, Polonya 1-1,5 derken, işte şey yaparken, gene böyle bir küresel koşul. Avrupa'da senden mal almıyor. Yani orada ciddi bir sorun var. Amerika Çin'i yavaşlattı. Yani Amerika'da tabii talep düşünce Çin de genel olarak dün Rubini bunu çok güzel derleyip toparlamış. Hani ne olup bitiyor. Brezilya'nın, işte Arjantin'in, diğer Latin Amerika'nın emtia biliyorsun satışlarından onlar şey yapıyordu ama onlar da zayıflamış durumda. Çin evet. yavaşlayınca bütün dünya yavaşladı. Çin'in yavaşlamasıydı, Amerika'nın yavaşlamasıydı. Ben şunu söylemeye çalışacağım Erkin. Özellikle şu sorular üzerinden gidelim diyorum istersen. Küçük esnafın durumu hakikaten zor. Orada piri destek prim verilmesi düşünüyorum. Ben bilmiyorum onu. O konuda bir bilgim yok. Senin bilgin var mı? Benim bilgim yok.
Evet, Mustafa Topçu şöyle demiş, dolar için bugün ayrı bir parantez açıp konuşursanız sevinirim. 2.04 seviyesi üzerinde bir taban oluşturması durumunda 2.35-2.45 arası kısa solukta mümkün görünüyor, inceler misiniz demiş. Onu soracağım sana. Dolarda 5. dalga formasyonu var diyebilir miyiz? Kısa zamanda sert yükseliş, bu denklemler endeksin kaderi için de önemli. Endekse daha önce bahsettiğim gibi 34 dolar direnci diyor. 3.40 dolar direnci geçilemedi. Kırılmazsa 2.90 dolar seviyesi denenebilir mi demiş. Ve bir de TL bazlı 63.000 seviyesindeki destekle 5. dalga formasyonu olur mu demiş. Çok sorular arka arkaya geldi ama istersen bu dolara parantezi açalım, konuşalım ama bizim bir her zaman kısa bir reklam aramız oluyor. İstersen reklamlardan sonra soruları cevaplayalım. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra dolar 2.35-45'e gidebilir mi sorusuna cevap vereceğiz. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet sevgili seyirciler, para rotası bütün hızıyla devam ediyor ve Mustafa Topçu'nun sorularını ben yönlendirdim. Sana 2.04 taban olur da dolar 2.35-45'e gidebilir mi? Evet. Daha doğrusu gidebilir, inceleyebilir misiniz demiş. Gidebilir. Gidebilmesi için bence bir senaryonun realize olması lazım. O da Amerika Suriye'ye giriyor. Öyle bir operasyon planladılar ki tasarıda da var. 60 günlük izin alıyor. Kongre'de. Evet, 60 günlük izin. 30 günde uzatabilirim diyor. Ve şu diyor an ki, dolar TL grafiği yani burada var Erkin. Şimdi ben analiz yaparken şöyle yapıyorum. Hani şu, bu 2011'in başındaki 1.92, sonra 1.70'e düşüş, tamam mı? Evet. Hedef, yani şu 1.92 geçilince hedef, ilk hedef şuraydı. Yani bak Fibonacci vermiş. 2.05 seviyesini vermiş. Evet. Ondan sonra verdiği hedef. Yani Fibonacci'ye göre eğer gidecekse 2.24, eğer daha da gidecekse 2.45 de değil 2.54. Eğer gidecekse tabii. Yani o, ama bu böyle grafiklere bakıp oradaki çizgiyi görünce oraya gidecek anlamı taşımıyor. Evet. Ne dersin? Ben şöyle söyleyeyim. Bizim grafikte şu an için dursun ekranda. Bunu iki şey belirleyecek, iki parametre. Biri Suriye, iki FED. Bunlara yani bu çerçeveden baktığımız zaman postal yer, Amerikan askerinin postalı yere değmeyecek diyor Kerry. Demek ki kara harekatı yok. Sadece havadan. Kozmetik operasyon, sınırlı süreli bir operasyon. Eğer bu operasyon İran riskini alevlendirmezse, İran riski alevlenirse bahsedilen seviyelere çok rahat gideriz. O zaman dünya piyasalarında bir türbülans İran riski dediğin İran'ın da İsrail'e mi saldırması? İran'ın İsrail'e saldırmasından ziyade İran'ın İsrail'e saldıracak gibi yapması. Saldırma yönünde eylemlerde, söylemlerde, eylemlerde değil ama söylemlerde bulunmaya başlaması. Yani işin biraz daha kontrol altından çıkma noktasına gelmesi ve Amerika'nın mecburen ikinci bir Irak kabusu yaşaması. 60 gün diye planlayıp, kozmetik operasyon diye planlayıp buraya yeniden askerleriyle birlikte gelmek durumunda kalması senaryosu olursa, gündeme gelirse, ki bu bence gerçekleşme ihtimali düşük bir senaryo, bas senaryo değil, o zaman dolar TL'nin 2.40'lara 2.50'lere gittiğini görebiliriz. Ama aksi halde ben yukarı yöndeki her hareketin dolar TL'de, bir de FED hamlesinden sonra, FED kararından sonra diyelim ki tahvil alımlarını azalttı. Dolar euro paritesinde biraz daha aşağı çekilme, 1.30 hatta 1.20-1.50'lere kadar bir geri çekilme olursa kurda 2.10-2.15'leri görebiliriz. Bence o TL'ye geçmek için iyi bir fırsat olacaktır. Ben onun üzerine şu aşamada bu bahsettiğim düşük ihtimalli senaryolar gerçekleşmediği sürece pek göremiyorum açıkçası. Ya o zaman şöyle mi demek gerekiyor? Normalde senin görebildiğin en yüksek seviye şu an için normal şartlar altında, normal diyorum. 2.10 olabilir en fazla. Dolayısıyla 2.07-2.08'den de bir gelse bile almanın bir anlamı yoktur öyle bir durumda. Evet, ben evet. Bence değil. Fakat İran işin şeyine dahil olursa, bu işin içerisine dahil olursa öyle bir durumda tüm dünyada zaten ciddi bir türbülans başlar. Yani o zaman yayılmış oluyor yani. Bekliyor musunuz böyle bir şey? Yok, bekleyemem. Yani İran biliyorsunuz zaten çok ciddi bir ekonomik ambargo altında ve uluslararası, hani kendilerinin de biliyorsun şeyi var. Yani bu nükleer başlık geliştiriyorlardı vesaire. Hani sıkıntı olur. Dediğin gibi sadece gürler ama yağmayabilir.
Yağarsa da nasıl yağar? Bunu uluslararası ilişkiler uzmanına sormak lazım. Şu an keşke Hasan Köne olsa, bunu çok güzel değerlendirirdi. Yani İran'ın girmekle girmemek arasındaki kararı, girmekle ne kazanacağı, girmemekle ne ne kaybedeceği veya kazanacağı, yani sonuçta maliyet fayda. O şekilde bakacak. Amerika da oluyor, öyle bakıyor. Yoksa Amerika orada insanlar ölüyormuş vesaire falan. Bunlar yani oradaki kargaşanın çok fazla artması Orta Doğu projesini ne kadar baltalayacak? Baltalanması ne kadar bir maliyete sebep olacak? Evet. Ya o herkes o açıdan bakmıyor mu ya? Normal şartlarda. Bence Amerika'nın buradaki ana stratejisi bir kale daha ele geçirmek bölgede. Bir müttefik daha kazanmak, bir kendi sini dinleyecek bir lider. Zaten o yüzden atamak. Mısır'daki gelişmelere de öyle hani darbe falan demediler yani. Evet. Yani direkt olarak orada ne olacağını bilmiyorlar. Yani adam gelmiş, öteki daha önce yıllarca 60'lardan bu yana iktidarda kalmış. Onunla arasının bozulduğunu düşünsene. Adam kendi ülkesinin çıkarına göre ona darbe diyor veya demiyor. Orada şey olarak davranmıyorlar. Yani insani açıdan bakmıyorlar şeye. Bütün bu gelişmelere. Sonuçta ülkeye ne getirir ne götürür bakıyorlar. O şekilde bir değerlendirme oluyor. Evet, o zaman dolarla ilgili soruyu cevapladık. Ve ben hemen diğer sorulara bakacağım. Maille gelen sorular da var. Nurullah Başar diyor ki, altın olan bugün satış için iyi mi? $1,405. Bence erken. Bence erken. Suriye operasyonunu beklemekte fayda var. İlk füze gittiğinde piyasalar bir panik diyecektir. O ilk füze önemli. İlk füze gittiğinde petrol bir 117, hatta 120-125 bandına kadar sıçrama yapabilir. Evet. Altında da aynı şekilde yeniden 1430-1450 bölgesine kadar bir yukarı yönlü hareket olabilir. Eğer İran riski gündeme gelmezse bu bölgelerden altın satışı yapılabilir. Evet. Yakın stopla düşüş yönünde dahi altında 1450 bölgesinden pozisyon açılabilir. Evet, yakın stoplu olmak kaydıyla. Şimdi bir şey göstereceğim Erkin. Bilmiyorum sen kaç doğumlusun? 76. 76. Sen 76 olduğuna göre 90 yılında 14 yaşında mıydın? Doğru. 14 yaşındaydın. Ben de 90 yılında 90-91'de tam İngiltere'de master doktoraya başlamıştım. 23-24 yaşındaydım. Körfez Savaşı çok ilginçtir. Bu bizim borsa endeksi ve borsa endeksinin Körfez Savaşı'nda nasıl bir seyir izlediği. Şunlar haftalık grafikler. Körfez Kuveyt, Irak Kuveyt'e giriyor. Hı hı. Arkasından Amerika Kıçık Kuveyt'ten diyor. Ve arkasından borsa 53 bin seviyesinden, o zaman 53 bindi, şu an 53 ama sonra sıfır atılmıştı. 27 bin seviyesine kadar yaklaşık %50 bir geriliyor. İşte tam bu savaş stresi o sırada geriliyor. Bu arada yalnız petrol fiyatları, aynı grafik üzerine petrol fiyatlarını da koysak ama o dönemin petrol fiyatları yok şu an Matrix'te. Ve ilk bombalar atılmaya başlanıyor. İlk gelen haberler, o günkü gazeteleri incelersen, Saddam'ın hedeflerinin %90'ı vuruldu. %80-90'ı vuruldu diye geliyor. Daha bu haber, ilk bombalar atılmaya başlandıktan sonra borsada 30 bin seviyelerinden, 27 bine kadar düşmüş, 30 bin seviyelerinden 55 bin seviyesine kadar, evet, yeniden yükseliş oluyor. Aynı dönemde dövize şeye de baktığında, petrol fiyatlarını ben çok iyi hatırlıyorum. Şöyle oldu. Grafiği alabiliriz arkadaşlar. Kuveyt işi gerginleşirken petrol fiyatları çok yükseldi. Amerika müdahaleyi yaptıktan sonra petrol fiyatlarında düşüş oldu. Evet. Petrol fiyatları düştü. Zaten hani müdahale olduğunda petrol arzı kısılacak beklentisiyle yükselmişti zaten. O beklenti yükselmişti ama realize olduktan sonra geriledi petrol fiyatları. Petrol fiyatlarını tekrar yükselten unsur o dönemde şeydi. Saddam Kuveyt'ten çıkarken Kuveyt'in petrol kuyularını ateşe verdi. Böyle olunca petrol denklemine yeni bir veri daha eklendi. Bunun üzerine tekrar petrol yukarı gitti ama savaş öncesindeki seviyeye kadar gelemedi. Doğru. Ve daha sonra geri çekildi.
Şimdi bu bağlamda senin söylediğin şekilde olur da önümüzdeki o zaman iki hafta içerisinde senin söylediklerinden anladığım kadarıyla Suriye'ye zaten müdahale başlamış olacak. Burada bizim müdahaledeki fonksiyonumuz ne olacak vesaire onu çok iyi bilmiyorum ama hani Amerikan postalığı oraya yeri basmayacak, acaba Türk postalığının orada yer alacak mı? O da çok önemli bir soru. Piyasalar açısından da çok önemli bir soru. Biliyorsunuz Esed tuttu ve işte şeyleri yayınladı. Türkiye'de nereleri vuracağını vesaire yayınladı. NATO'dan açıklama geldi. Türkiye NATO müttefikidir. Koruruz. Anında biz de vururuz sizi şeklinde. Tabii böyle karşılıklı atışmalar devam ediyor. Dolayısıyla ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yatırımcılar böyle bir durum olduktan sonra hem petrol fiyatları, forex'te işlem yapanlar olsun, FX piyasada altın üzerinde çünkü altın yükselmiş olacaktı savaşta. Sonra savaş başlayınca altın niye düşüyor diye sorabilirler. Evet. Veya petrol, hani savaş başlayınca petrol ne olacaktı? Yine düşüyor olabilir. Yani orada şaşırmamalar için şöyle tarihten küçük bir kesit vermek istiyorum. Bence çok iyi yaptınız. Aslında beklenti fiyatlanır, gerçekleşme realize edilirinde bir özeti oldu bu. Evet. Dolayısıyla ona dikkat etmekte fayda var. O yüzden de ben de aynı görüşte olduğum için 1430-50 bölgesinin altında satış bölgesi olabileceğini anladım. Düşünüyorum. İran olmadığı sürece bunu ısrarla hep altını çiziyorum. Yani orada düşük ihtimalli bir İran riski var. O olmadığı sürece hep onu ona göre evet. Görüşlerimizi aktarıyoruz. Borsa İstanbul bence. Bak Borsa İstanbul açıldı. Grafiğini evet. Verelim. Şu an Borsa İstanbul grafiği de dünkü kapanış 66.997 idi. Bugün 67.400'den açıldı ve bu seviyede biraz yatay sıkışık hareket ediyor. Dünkü kadar kötü değil. Dün biliyorsun İsrail ile Amerika bir füze denemesi yaptık dediler. Bunun üzerine bir sert satış yemişti şu bölgede. Onun öncesinde de Hindistan rupisi biliyorsun değer kaybetti ve o da S&P Hindistan'ın notun düşebileceği konusunda bir uyarıda bulundu. Şu an böyle. Bir de vadeli işlemler piyasasına bakalım. VOP, BIST 30'un vadeli sözleşmeleri. Şu an bu sabah itibariyle hızlı bir yükselişle açılmış. Dünkü kapanış 82.725 ve bugün 83.350'ye kadar yaklaşık 500-600 puan bir yukarı hareket yapmış ama şu an 83.150'de işlem görüyor. Borsa için yatırımcılara mesajın çok netti yayının başında. Onu izleyememiş olanlar için tekrar onu bir tekrar eder misin? Evet. Önümüzdeki dönemi. Senden sonra da ben kısaca kendi görüşümü açıklayacağım. Tabii bir yabancı yatırımcı için TL'ye geçiş seviyesi açısından cazip noktalara geldik. Endeks seviyesi olarak cazip noktalara geldik. 3 Merkez Bankası'nın TL'de daha fazla değer kaybı olmayacağı konusunda garanti verir kadar net yapmış olduğu açıklamalar. Bunlar yabancı yatırımcı için. Bugün ekonomistlerle konuşması var Erdem Başçı. Evet, bugün de ekonomistler. O çok önemli bence. Evet. Ne diyecek orada ben çok merak ediyorum. Yani. Ben bu 3 parametreden dolayı Borsa İstanbul'a yabancı yatırımcı ilgisinin önümüzdeki dönemde artacağını düşünüyorum. Hemen özellikle arkadaşlar bu grafiği de verelim. Bu çok önemli çünkü dünkü satışa rağmen yabancı takasında artış görüyoruz. Evet. Son 3 gündür yabancı takasında dünkü satış baskısına rağmen artış görüyoruz. Bir bakıma Erkin'in söylediği senaryoyu bir bakıma destekleyen bir şey. Tabii bu kadar hani sadece 3 günlük bu civarda bir artış çok anlamlı olmasa da her an aşağı dönebilir bu. Ama en azından son dünkü satışlar sırasında pek fazla yabancı çıkış olmamış. Ki dönmesini de bekliyoruz. Bir Suriye operasyonu riski var. Bu operasyon öncesi risk azaltmasına gideceklerdir diye tahmin ediyorum ben. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da daha aşağı yönde geri çekilme beklenmeli. 18 Eylül FED kararı. Satsın mı vatandaş? O geri çekilme beklenmeli ellerinde, diyorsun. Ellerinde hisse varsa ben satmalarını öneririm. Şu çok, an. Çok net. Çok net. Evet. Sat ve operasyonu bekle. Önerim var. Ama operasyon sırası da yavaş yavaş Borsa İstanbul hele ki 60 binlere bir geri çekilme yaşarsa orada yılın geri kalan kısmı için evet. 60 bin, 70 bin hatta 60 bin, 72, 73 bin hareketinin Borsa İstanbul'da olası olduğunu düşünüyorum. Evet. Eğer oraya geri çekilirse mutlaka iyi bir alış fırsatı olacak. Erkin seninle aynı kurumdayız. Biliyorsun Gedik Yatırım'da biz de yatırım danışmanlığı bir özel birimi kurduk. Ve Türkiye'de ilk defa çok resmi SPK'dan izinli vesaire yetki belgesiyle bir ekip kuruldu. Orada da bizim yatırımcılara önerdiğimiz şeyi onu da ben söyleyeyim. Bu dönem için ne öneriyoruz? Çocuklarımıza yatırım için önerdiğimiz hisseler var. Yani şunlardan toplayın şeklinde. Söylediğimiz şey şu.
genel olarak. Seninle çok örtüştüğü için şey yapıyorum. Özellikle borsanın çok sert düştüğü günleri alım için kullanın. Stop kullanmayın o senetlerde. Yani geleceğini çok iyi beklediğimiz senetlerde. Alım şey yapmayın. Borsanın çok yükseldiği günde alım genellikle yapmayın. Her ay istikrarlı alım yapın bu hisselerde. Ve minimum 2 seneyi bekleyin. Çünkü seçimler var, şu var, bu var. Çok fazla borsa hani geçmiş 2009'dan 2013'e kadar olan trende benzer bir trend yaşayamaz önümüzdeki 1-2 yıl içinde. Bilmiyorum ne diyorsun ama. Aynı görüşeyim. Bence en iyi geride kaldı. Evet, en iyi geride kaldı. En azından şöyle 1-2 sene böyle 2001 ile 2003 arası borsa grafiklerine baksınlar. O şekilde bir hareket bekliyorum ben. Yani o dönem biraz kaotik, karmaşık bir dönemdi Türkiye içinde. Ekonomik sorunlar nedeniyle. Dolayısıyla bir de kısa vadeli yatırımcılar ki biz biliyorsun orada kısa vadeli hani al, sat vesaire önerileri de veriyoruz ama özellikle stopu kullansınlar. Yani kısa vadeli alım yaptılar, bu kadar bir zarara katlanacağım dedikten sonra o zarar gelirse hemen satmaları lazım. Aksi halde çok hızlı büyür. Kısa vadeli girdiğiniz kağıt da uzun vadeli yatırımcı olursunuz. Evet, bugün de süremizin sonuna geldik Erkin. Çok teşekkür ederim. Gelecek hafta da bekleyelim mi seni? Tabii ki. Çok keyifli oldu. Büyük bir şerefle. Tamam o zaman. Gelecek hafta hangi gün olacağını yine konuşalım. Tamam. Sevgili seyirciler, Paranın Rotası'nda biz Erkin'le bu sohbetten büyük keyif aldık. Dilerim sizler de bizlerle birlikte olduğunuz için keyiflenmişsinizdir. Keyifli bir program olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yine sizlerle birlikte olacağız ve Kerem Alkin konuğumuz olacak. Biraz daha makro konulara değineceğiz. Hoşçakalın, sağ olun. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.